hazır olması gerekir. Bir asker en önemlisi savaşmasını bilmesi gerekir. Amin. Bunun için bir askerin işine dedik vatanını korusun. Asker günlük hayatında ne yapıyor? Ne yapıyor burada? Savaşa hazırlık yapıyor, taktikler yapıyor. Nasıl olacak, nasıl gidecek? Hazırlık yapıyor, öğreniyor. Savaşta nasıl savaşsın? Sonra bir askerin amacı ne? Askerin amacı dedik vatanını, insanını korusun ve kurtarsın. Bunun için kendini nasıl korur bir asker? Bir asker kendini nasıl korur? Giyinik, değil mi? Kaskası var, brunirenajı lefkası var, pantı var, güzel. Hani patikleri basayım onun üstüne demirde. Tüfeği var elinde, kalkanı var. Giyinik. Peki ben bu askerden işi biraz sizinle konuşmak istiyorum. Bir asker gittiğinde askere, asker o asker olduğunu bildiği zaman o ne yapıyor? Na front orta linie. Yani o savaşla yüz yüze. Savaşla yüz yüze ve o çatışıyı. Düşman ona çekiyi, o karşılığı kalkanınla ve saldırıyı. Ve size anlatmak istediğim asker, Paulus diye bize, bizde hepimiz bile askeriz. Bak, Paulus diyor ki, her bir gerçek imanlı bire askerdir. Ve savaşmaya hazır durumda. Şimdi bir asker olarak sen hazır mısın? Giyinik misin? İnsanları kurtarayım mı? Bakacağımız konuda dedi ki Efes'te 6. bölüm 10'undan 18'e kadar şöyle söylüyor. Son olarak Rab'de onun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göstergesi yerdeki ruhsal olgularına karşıdır. Şimdi size demek istedim ki, bazen görünler oluyor, belki bazıları melekler görüyor, bazıları cinler görüyor, belki var olur hayatınızda. Siz biliniz mi? Bizim savaşımız gerçektir. Biz bir savaşın içindeyiz. Sen bir Hristiyansan, gerçek bir Hristiyansan, sen lazım bilesin ki sen savaştasın. Ve hazır biçimde. Ve bunu bildiğin için bir asker, bir adam front linyada duruyor. Ve en yakın sana olan kötü olan. Şimdi, düşünün bir sivilin. Bir Hristiyan imanlıyı geliyor kiliseye, gidiyor. Bu nedenle başlayın bütün hafta. Tanrı yok. Dedeler geldi mi? Geli kilise. Türk vakti eve. Tanrı yok. İş, dünya, para kazanmak, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Sizce, ben size demek istiyorum ki, böyle birisini şeytan tehdit olarak görmüyor. Böyle birisini şeytan tehdit olarak görmüyor. Hepimize konuşuyor bu konuda. Çünkü şeytan kimi tehdit olarak görüyor? Onunla savaşacak olan kişi. Şimdi bir askerin amacı ne? Ruhsal askerin amacı ne? Bizim amacımız ne? İnsanların elinde kurtarmak. İnsanların İsa Mesih'i tanımadan ölmedemek. Onları buraya çekmek. İblisin amacı ne? Onları İsa Mesih'i tanıttırmadan cehenneme yollamak. Öyle mi? Peki sen bir asker olarak bunu yaptığında, çalıştığında şeytan kimi tehdit görüyor? Seni mi? Yoksa kiliseye giden gelen kişiyi mi? Anlatmak istediğimi anlayınız mı kardeşler? Sen hepimiz bir Hristiyansan, gerçek bir Hristiyansan sen bir asker olduğunu bilmelisin. Bir asker olduğunu bilmelisin, bu kesin. Olmuyor. Yani oluyor. Çok var dünyada. Kiliseye gelip evine giden bütün hafta
Tanrı yok ve nedene gene kilise. Onun hayatı neti maske olur. Çünkü şeytan onu tehdit olarak görmüyor. Ne zaman sen tehdit olayım ona, ne zaman sen onun işini yapayım, ne zaman insanlara müjde paylaşayım, ne zaman Tanrı'yı hayatında ilk yere koyayım, ne zaman başlayayım öğrenmeye, taktik yapmaya ve sen artık şeytanın hilelerini, planlarını bileyim ve başlayayım ona karşı gitmeye. Ve ne oluyor? O seni hemen bir alarma uyanıyor da. Bu tehdit. Ve seni öldürmek istiyor, seni yok etmek istiyor. Benim başımdan geçti. İki kere beni öldürmek istedi. Hatırlayın mısın Bulgaristan'a gittiğim? Biliniz mi ne oldu? Anlatırayım mı size? İşte çalışayım. Birdenbire gözlerim karardı. Elim tutuldu, ağzım tutuldu. Kafam gitti, düşünemeyim bir şey. Görmeyeyim bir şey. Düşünemeyim, konuşamayım. Necip'e geldi. İşe yetişti. Ben bilmeyeyim ne diyeyim ama çıkaramayayım sözleri ağzımda. Kanıma ölçtü filan. Neyko oradaydı kokiçe. Tuttular beni eve. Sürüyor bana insanları, tanımayayım insanları. Bir ne saldırdı direkt mi? Yok etmeyi istedi. Gittim eve. Sed manevar yaptım. Çok sed manevardan geçtim. Doktor dedi, bu anlık bir şey olmuş ve kafana vurmuş. Ama ne zaman sedva yapıldı beni? Birincisi ne yazdı? Mozaçen insult. Gittim doktorun kapısına. Hepsi yarım yürüdü. Hepsi kılıç kanalılar. Kimisi çeki elini, kimisi bacağını, kimisi konuşamıyor, kimisi nazı burada. Diye benim ne işim var? Ben yine büyümeyim. Tenasit sabırlar. Adam baktı bana, tuvalı mojdu bu dedi istemedi. Olamaz bu senin. Neyse, Sledvanyalardan sonra çıktı ki o anda Moza saldırmış çok sağlam. Ve ben bileyim bu saldırıyı kim dönemdi. Öldürmek istedim. İkinci olay, adam dedi bana, lazım giresin dedi, magnete rezonansa. Şimdi ben bileyim kendimi, küçükten beri ben doktorlardan korkmuyorum, sıkıntı yok. Bileyim doktor dilini, hani çok var gittiğim, insanlara yardım ettiğim, İspanya'da olsun. Ve bileyim ne oldu? Ben hiç sıkıntı görmedim bu işte, gireyim şeyi, magnete rezonansa. Girdim içeri, inanır mısın? Hayatım. Büyüle karanma, büyüle stres. Daha 10 saniye duraydım içeride, yüreğim patladı. Ölürdüm, kesinlikle ölürdüm. Bunu bileyim çünkü hissettim onun ellerini burada. Öldürüyor beni. Ben sadece dua edeyim. Kardeşi Dubrelis'i derin üstten dupuya malkıldı. Çıkardı beni. Karı görünce beni. İzvik etti millekler. Başladı ıslama beni. Oradan da kalktım, oturdum dışarı. Ve ben bileyim ne oluyor benim. Çünkü ben Tanrı'nın bir askerim. Ve beni tehdit olarak görüyor. Beni öldürmek istiyor. Ve buraya gelene kadar, bu hafta benim ismimle zorluklarla geçti. Buraya çıkana kadar. Belki tapınmada biraz zayıftım çünkü 3 gün, 4 gün deyince 39-40 derece ateşleyip kırbaktan yatamadım. Kalkamadım daha doğrusu. Ve hepsi dedi bana istersen gelme, hani yapabileceğim yapar dedim. Ne zaman en zayıfım, ne zaman en güçsüzüm, benim gücüm odur dedim. Ve bilir misin ne oldu? Hatırladım İbrahim'i. İbrahim ne yapmaydı? Tanrı dedi ona, vaat edene topraklara. Tanrı dedi ona sana, senin soyun yıldızlar kadar olacak, kum kadar olacak. Ve bilir misin? İbrahim'in karısı kızı, İbrahim de 100 yaşında olmuştu. İbrahim baktı etlere, çürümüş. Düşündü benim karım da kısır. Ama dedi bu benim gücümle olamaz. Bu olsa sadece Tanrı'nın gücüydü. Ve iman etti. Oldu. Ve ben de bugün iman ettim ve burada aranızdayım.
Demek istedim size, eğer sadece kiliseye gelip giden tamam bileyim hepimiz burada işlemeye geldik. Ama sadece kiliseye gelip gitmekle imamlık olmuyor, Hristiyanlık olmuyor. Sadece ben Hristiyan demekle Hristiyanlık olmuyor. Bilir misin ne zorluklar var? Bilir misin insan nelerden geçti? Bilir misin bu hafta boyunca buraya gelene kadar size belki inanılmaz gelecek. Ben buraya gelene kadar son dakikaya kadar dua ettim. Buraya gelene kadar son dakikaya kadar dua ettim. Ve evli saldırıyım, durmuyor. Neden saldırıyor? Çünkü beni tehdit olarak görüyor. Çünkü beni tehdit olarak görüyor. Ve sana sorayım, sen bir asker misin? Askersen sıkılma. Sonra bakacağız, neçi sıkılmaz. Bazı kişi diyecek, aa ben asker olmak istemiyorum. Evimiz bana saldırıyor. Hayır. Temel agam dua yaptı. Mesih'in yolu yok bile zenginlik içinde yaşayalım, hiçbir şey olmam. Size dedim, sivil kişi tam öyle yaşardı. Sivil Hristiyan tam o şekilde yaşardı. Bir sivil Hristiyan zengin de olacak, problemleri de olmayacak, tatillere de gidecek, düğüne, evle, cümüşlere de yapacak, hayatını süper de geçirecek. Ne için? Çünkü ben Hristiyan. Haleluya. Kaç kişi getirdin buraya? Hristiyan. Kaç kişi getirdin buraya? Kaç kişiye tanrı sözünü paylaştın? Kaç kişi için dua ettin? Kaç kişiyle ağladın? Kaç kişiyle sevdikken sevindin? Kaç kişi için oruç tuttun? Biliniz mi? Hristiyanlar sadece isteyin. Tanrım ver, Tanrım ver, Tanrım ver, Tanrım ver. Ben isteyin, ben isteyin. Varlığına dolma, gücünle dolma, ben isteyin. Bereket isteyin, güle isteyin. Peki sen ne verin? Ne verin Tanrım? Yine soruyorsun, sen bir asker misin? Yoksa sivil misin? Eğer ki sivilsen, hayatın mükemmel olacak. Biliniz mi? Bir hikaye var. İsa Mesih anlattırdı. Dar kapıdan gidenler ve geniş kapıdan gidenler. Çok Hristiyan dikildiğinde Tanrı'nın önüne verecek. Tanrım, Tanrım, senin adından mucizeler yapmadık mı? Cinler kovalamadık mı? Sadece bunlar. Çekmeler mi siz Tanrı? Nasıl bir duygu olacak biliniz? Bütün hayat kendini Hristiyansınız. Ve dikildiğinde Tanrı'nın önüne Tanrı da sana kırılamadı. Seni Tanrı. Gidin buna ey kırtımal var. Sana sorum, sen bir asker misin? Yoksa sivil misin? Bakın, hayatınızı nasıl isterseniz öyle yaşayabilirsiniz. Çünkü Mesih bize özgür irade verdi. Seçim senin. Seçim senin. Nasıl istersen öyle yaşayacaksın hayatını. İsteyin sivil bir Hristiyan olarak yaşayacaksın hayatını. İsteyin gerçek bir asker olarak. Ama bilir misin bir ayrıcalık var gerçek askerde. Gerçek askerde bir ayrıcalık var. Gerçek asker bilir ki durum ne olursa olsun zafer bizimdir. Gerçek asker bunu bilir. Ne de gelse başımıza, ölüm bile gelse başımıza, geroy gibi ölürüz. Ölüm bile gelse, geroy gibi ölür. Mesih'in askeri olarak ölür. Aynı sınırını isteyeyim size kardeşler. Bu akşam bu soruyu kendinize sorun. Sen bir asker misin? Hayır. Ve asker giyinik, ruhsal asker daha doğrusu. Tanrı'nın askeri giyinik. Bakacağız bunlara teker teker. Gerçekle giyinik. Doğrulukla giyinik. Müjdeyi yayma hazırlığı var onda. İman, kurtuluş ve Tanrı'nın sözü. Şimdi geldik daha zor kısmına. Şimdi daha zoruna geldik. Şimdiye kadar kolaydı. Sen asker misin, asker misin? Belki değilsen de, belki bir sivilsen de karar vereceksin, adım atma. Gerçek bir Hristiyan olarak yaşama. Ama şimdi daha zor kısım geliyor. Dar kapıdan girenler, çetin yolu seçenler,
zorlanacaklar. Ama sonu sonsuz yaşam. Şimdi zor kısmı geliyor. Neden diyeyim size? Zor kısmı geliyor. Hayır. Ve dediğim gibi Paulus burada Tanrı'nın bütün ailesini Mesih'in askerleri olarak çağırır. Ve Tanrı'nın her gerçek çocuğu Hristiyan yaşamının bir savaş olduğunu bilir. Ve baktık Efesler 6. bölüme 11. ayeti okursak şöyle diyor. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Şimdi kim sağladı bu silahları? Kimin bu silahları? Tanrı sana veriyor. Tanrı'nın sağladığı bu silahlar. Bunun için eğer bir asker olmak istersen bil ki Tanrı senin arkanda. Onu düşünsene sen Tanrı'nın savaştığı silahlarla savaşıyor. Tanrı'nın sağladığı silahlar sende oluyor. Ve biliniz mi? Bu silahların bir ya da ikisine sadece sahip olmakla korunmasız kalın. Düşünün, bu silahlar gerçek doğruluk, müjde yayma hazırlığı, iman, kurtuluş Tanrı'nın sözü. Eğer sadece bir ya da iki tane sende varsa bu seni iblisten korumaya yetmeyecek. Düşünün, bir askerde sadece kılıç varsa ne kaskası, ne boronası, ne kalkanı o çabuk bir şey alır. İblis onu pum bir okta bitiriyor. Ama burada söz değil. İblisin hilelerine karşı durabilmek için. Yani ki iblis neyle saldırıyor? Hilelerle. Bak kafana. Ne oluyor burada? Sıkıntı, problem, hastalık. Ne oluyor biz Hristiyanız ya tırkaya gidiyorsun, hiç gelin var. Eğer sen az silahlarla bir ya da iki tane sadece kuşanmışsan sen çok çabuk yem olacak iblise. Bunun için bir ya da iki değil bütün silahları kuşanmak gerekli. Çünkü iblisin çok çeşitli yöntemleri vardır. O bizim en zayıf noktalarımızı dahi bilir. Düşünün 6000 sene oldu insanları aldatmakla uğraşıyor. İblis Tanrı onu attıktan sonra ondan bu yana onun işi sadece insanlar. Düşünün İblis Tanrı'yı kopya yapıyor. Zaten bu nedenle atıldı. Çünkü ne yaptı? Doğrulandı. Tanrı'nın yerine geçmek istedi. Ve Tanrı ne yaptı? Onu attı. Dünyaya geldiğinde ne yaptı? İnsanlar Tanrı'ya kapıyı o isteği insanlar ona tanısın. Bunun için İblis'in işi 6000 sene oldu, 7000 sene oldu. Dünya var oldu olalı insanlarla. Ve hepimizin, bilin ki her bir insanın en büyük, en zayıf. Hani var ya insanlar diye, nasıl sakinlik bu adamlar hiç kızmıyor. Onu bile ayartacak güç olmalı biliyor musun? Ve sen eğer bu silahlarla kuşanmış değilsen, bil ki şeytana karşı duramayacaksın. Kesinlikle günah işleyecek. Onun amacı günah işletmek sana. Çünkü bilin ki Tanrı günaha kompromis yapmıyor. Onun amacı seni günaha sokar. Sen günah işlediğinde Tanrı dolayısıyla seni cezalandırır. Ve onun amacı bu. Hileleri bu. Seni günaha sokmak. Ve o bilin. En zayıf noktalarımızı. Ve dediğim gibi bir askerin amacı insanları kurtarmaktır. Bizim var ya şeyler, süper gerolar, süpermenler, insanlığı, dünyayı kurtaran adamlar var ya. Bizim amacımız o. Tanrı bize birisine yetki verdi. İnsanlığı kurtaralım. Nasıl? Mesih'i tanıtarak. Amin. Ve biz Mesih'i tanıttığımızda insanları kurtarırız. Ve hemen bir şey arasına geçiriz. Şeytanın meşin arasına geçir. Ve saldırıyor. Ve sen nasıl korunacaksın ondan? Eğer değilse giyinik. Onun amacı ne? Şeytanın amacı onları Mesih'i tanımadan önce öldürmektir. Ve sen asker olduğun zaman onun için tehditsin. Ve seni yok etmek ister. Dediğim gibi beni öldürmek ister.
Şimdi bakacağız bu giysilere. Askerin, bir asker nasıl giyinmiş lazım olsun. Burada var eski bir Roma askeri, burada da günümüz modern bir asker. Şimdi bu askerde ne var? Roma askerine bakın. Kaskası var, zırhı var, ayaklarında demirler var, kılıcı elinde var, kalkanı var, belini kuşanmış. Hazır savaşa bir asker değil mi? Modern bir asker, kılıcı koyursak tüfek, o da broniran bütün baştan yukarı kadar değil mi? Ve şimdi kutsal kitap diyor bize şöyle. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek için gereken, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Bütün silahlarını kuşanın. Bir asker Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanması gerekir. Böylece belinizi gerçekle kuşatılmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Bunların hepsine ek olarak şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın. Kurtuluş miğferini ve ruhun kılıcını, yani Tanrı'nın sözünü alın. Amin. Şimdi belinizi gerçekle sarın diyor. Beli saran gerçek. Yani bu silah ne? Gerçek. Bir imanlının hayatında, bir askerin hayatında gerçek lazım olsun ilk sıra. Çünkü onunla başlayın. Gerçek. Durum ne olursa olsun gerçek. Bir asker, sen asker misin? Eğer askersen, gerçek senin hayatında ilk sırada olmalı. Gerçek, Tanrı sözünün gerçekliğine bağlı kalmalıdır. Her şeyi gerçekle sınadığımızda savaştaki gücümüz ve korunmamız artacaktır. Eğer her şeyi gerçekle sınarsak, eğer her şeye gerçekle bakarsak, o zaman savaştaki konumumuz çok yukarıda olacak. Çok güçlü olacağız. Birinci silah, belinizi gerçekle sağlayın. Yani her zaman gerçeği konuş. Her zaman gerçek sizde yaşasın. Amin. İkinci silah, doğruluk zırhı. Zırh ne demek? Hani giyiniyle o demirde ne zaman kurşun geç ya bu Brunerana Jiletta yeni askerdi. O demirdi. Yani göğsünüzü, zırhınızı doğruluk zırhı, yani göğsünüzü doğrulukla, her imanlı Tanrı'nın doğruluğuyla donatılmıştır. Her gün bu doğruluğu ve dürüstlüğü göstermelidir. Her imanlı bu doğrulukla donatılmıştır. Sen her gün günlük yaşamında doğru bir kişisin. İnsanlara doğruluğunu yansıtayım mı? Yoksa yalancı mısın? Dediler mi senin ağa bırak o yalancıyı. Öyle mi? Yoksa sen doğru bir kişisin. Doğruluk zırhı her imanlının Tanrı'nın doğrulukla donatılmıştır. Tanrı'nın doğruluğuyla donatılmıştır. Her gün bu doğruluğu ve dürüstlüğü göstermelidir. Bir insan, bir imanlı doğrulukla giyinmişse hiçbir şey ona işlemez. Eğer vicdanınız Tanrı'ya ve insanlara karşı temizse, şeytanın kullanabileceği bir şey kalmaz. Eğer vicdanınız Tanrı'ya karşı ve insanlara karşı temizse, şeytanın kullanabileceği hiçbir şey yok sizin için. Bunun için birinci sırada neydi? Gerçek. Ne de olursa olsun, ne durumda olursa olsun, gerçek sende yaşasın. İkinci ne? Giyinmek diyor mu? Giyinmek. Korunmak için sen ölmeyesin diye her zaman doğruluğu giyin. Her zaman doğrulukla giyin. Amin. Üçüncü olarak askerin ayaklarına esenlik müjdesini yayma hazırlığını giyinmiş olması gerekir. Şimdi bir imanlı gerçek bir asker
esenlik müjdesine deyip ayaklarını alsın, cinsin hazırda dursun. Ne için? Rabbin sözünü yaymak için. Sana bir soru sormak istiyorum. Sen esenlik müjdesini ayaklarında giyinlik misin? Hazır mısın Rabbin sözünü yapmak? Daha doğrusu düşmanın teritoriyasına girmeye hazır mısın? Bir asker düşmanın teritoriyasına girmeye hazır olmalı. Ve bir imanlı müjdeyi nerede olursa olsun, durum ne olursa olsun yayabilmelidir. Amin. Bunun için bir askerin ayakları esenlik müjdesini yaymaya her zaman hazır olması gerekir. Bir ayet var Romalılar 10:15'te şöyle diyor. Yazılmış olduğu gibi iyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir. Amin. İyi haber nedir? İyi haber nedir? İyi haber İsa Mesih'i tanıtmak insanlara. Ve Paulus diyor bize ki iyi haberi müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir. Amin. Dördüncü olarak şeytanın bütün ateşli oklarını etkisiz kılabilecek iman kalkanı. Şimdi bundan var sivil imanlılarda da. Ama küçücük bir kalkan. Çünkü buraya geliyor imanla. Değil mi? Buraya geliyor imanla. Ve bu iman kalkandır. Şimdi eğer sende çocuklar eğer sende bu kalkan sağlam olmazsa çok çabuk nişana haline gelin. Çok çabuk şeytan seni yok edebilir. Neden? İman burada senin Rabbe ve sözüne olan güvenini temsil eder. Buradaki iman kalkanı senin Rabbe ve onun sözüne ne kadar güvendiğini temsil eder. Denemeler şiddetlendiğinde, koşullar zorlaştığında, kuşkular arttığında iman kalkanı bilir misin ya? Göğe bakar ve Tanrı'ya inanıyorum der. Amin. Ben bugün bunu yaptım. Tanrı'ya inanıyorum dedi. Çünkü denemeler çok zorlaştı. İman kalkanını kuşanmak gerek. Bu dört. Dördüncü sıra. Beş. Kurtuluş miğferi. Kurtuluş miğferi kafasına koyulan kask. Anladınız mı? Bu ne demek? Kurtuluş miğferi çok önemli. Çünkü kötü olan saldırıyı bırak. Bu. Sadece bırak saldırıyı. Düşüncelere. Senin aklını bozmak için. Günah işlemek için. Ve sen eğer biraz kersin, miğferi takıyorsan, bu kaskı taşıyorsan, sen bilmelisin ki savaş ne kadar çetin de olsa bir Mesih askeri yılmamalı. Ve her şeyin zaferle sonuçlanacağını iyi bilir. Çünkü neden? Adı üstünde. Kurtuluş miğferi. Savaş bizim. Biz kazanacağız. Durum ne olursa olsun. Ne sıkıntıdan da geçsek savaş bizimdir. Zafer bizimdir. Amin. Romalılar 8:11 şöyle diyor. Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Bunun için kardeşler asker misin? Yoksa sivil misin? Yoksa ödedin mi askerini? Var ya ödeyen kişiler. Ama Mesih'te yok. Bakın. Bulgaristan'da hatırladığım kadar vardı negode. Yani uyum sağlamayı askerlik için. Çok kötü bir erkek için desinler negode. Mesih'te böyle bir şey yok. Sevinin. Mesih'te böyle bir şey yok. Hepiniz için iş var. Hepiniz için asker görevi var. Onda negode asker yok. Onda hepiniz birer güçlü askersiniz. Ama eğer siz isterseniz, seçim sizin. Hepiniz güçlü askersiniz eğer siz isterseniz. Son olarak en önemlisi nedir? Son olarak Tanrı'nın sözü. Ben buraya yazmışım bana
Kalaşnikov. Tanrı'nın sözü. Örnek İsa Mesih. İsa Mesih çölde sınandığı zaman ne yaptı? Şeytan geldi ona. Eğer sen Tanrı'nın oğluysan şu taşlara ekmeği yap. İsa dedi, canım istemiyor, aç değilim daha. Tutayım daha birkaç gün oruç o zaman. Ya da dedi, sonra yapacağım. Değil mi? Öyle mi dedi? Yazılmıştı. İnsan yalnız ekmekle değil, Tanrı'nın ağzından çıkan her bir sözle yaşar. Pat pat pat. Kurşun. Onu öldürmek için. İkinciye bindirdi onu. Yukarı. Sen Tanrı'nın oğluysan at kendini buradan. Yazılmıştır. O da ona değil. Yazılmıştır. O meleklerine buyruk verecek seni tutsunlar diye. İsa dedi. Yazılmıştır. Tanrı'nın Rabbi sınamayacağız. Bunların değerini anladınız mı kardeşler? Bu sözü söylüyor kenetlen kendini. Bunun değerini anladınız mı? Eğer sen ve Tanrı'nın sözü bu arada kılıçtır. Yani kalkan kullanayım. Buradan kılıçla saldırayım. Saldırayım şeytan sana sen kullanayım imanla. Ve buradan Tanrı'nın sözünle saldırayım. Yoksa olmayayım. Sözü gülmezsek olmayayım. Şeytanla dilediğimiz gibi savaşamayız. Onunla yalnız Tanrı'nın gücüyle, Tanrı'nın sözüyle ve Tanrı'nın sağladığı silahlarla savaşabiliriz. Ve eğer sen bu sözü bilmezsen onunla savaşamazsın. Yenik düşük duruma düşecek. Tanrı sana diyor, al. Seni askerim olarak seçtim, al. Burada gereken her şey senin eğitilmen için. Hazırlanman için, sonsuz yaşama girmen için, insan kazanman için her şey burada. Al, oku, öğren. Hanginiz okuyor kutsal kitap? Kaldırsın elini, kaç kişi kutsal kitap okuyor devamlı sürekli? 1, 2, 3, 4, 5. Burada 60 kişiyiz. Kardeşlerim, asker olmak istersen zorluklar olacak. Ve daha da zor, asker olmak istersen bu silahlara kuşanmak gerek. Evet, bazılarımız güçlüyüz, istiyiz asker olmaya. Ama eğer biz bu silahlarla kuşanmazsak yok nasıl şeytanla savaşmak. Bunun için nerede onlar? Ha, bu silahlara iyi bak. Bunlar bizde yoksa yere düşecek. Çünkü kutsal kitap değil, bir sadece bir ya da iki tümünü kuşanmalıyız. Bir asker gibi giyinik olmalıyız ve yerimize savaşa hazır durmalıyız. Amin. Anladınız mı? Ruhsal silahları anladınız mı? Asker olmak ne demek anladınız mı? Ve size bir soru sormak istiyorum. Cevap bana verme, kendi kendine. Sen asker olmaya hazır mısın? Eğer hazırsan başla bu silahları kuşanmaya. Amin. Son olarak size bir gizli silahtan bahsedeceğim. Şimdi her bir vuruşkanın gizli taktikleri var değil mi? Çünkü bilinen silahlar var iki tarafta. Ve her bir tarafta saldırmak için yeni bir şeyler uyduruyor. Ve size gizli bir silahtan bahsetmek istiyorum. Bizde olan gizli silah. Bilen ismi nedir? Okuyacağım. Haleluya. Ayet 18 şöyle diyor. Her türlü dua ve yalvarışla her zaman ruhun yönetiminde dua edin. Bu amaçla bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun. Nedir bu gizli silah? Dua. Dua biliniz mi ne demek? Füze var ya, buradan atayım şimdi, ben dua edeyim Afganistan'da olan kardeşlerimiz için. Burada mükemmel bir hayat yaşayız. Özgür biçimde imanımızı paylaşayız. Özgür biçimde sokaklarda haykırayız imanımızı. Düşünün, Afganistan'da ne oldu biliniz ya? Talibanlar devleti ele geçirdi. Ve düşünün orada olan imanlılarla ne oldu?
Ve ben buradan dua ettiğim zaman onlar için buradan bir füz yaptım. Şeytanın ordusu. Onun için birbiriniz için dua edin. Diğer imanlar için dua edin. Tanımadığınız imanlar için dua edin. Çünkü bir asker duasız nefes alamaz. Bir askerin nefesi duadır. Alıp verdiğinde dua etmen gerek. 1. Selanikler 5-17 ne değil? Sürekli dua edin. Bir asker olarak yerinde durduğun zaman sürekli dua etmen gerekir. Dua ettiğinde Rab attığı bir füze düşmanın, şeytanın ordusunu patlattırıyor onları. Amin. Bunun için asker olmayı seçirsen onun sağladığı silahları kuşan ve her zaman dua et. En son bir ayetle kapatmak isteyeyim. O da şöyle. Savaş çok büyük ama Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Bunu bilmekle asker olmaktan korkmayın. Çünkü bizim Tanrımız bizim arkamızı alır. Eğer bizi seçtiyse asker olmak için bizi oradan kurtarmasından bilir. Amin. Bunun için asker olmaktan korkmayın. Bunun için sivilen imanlar sadece yaşamayın. Olmayın sivilen imanlar. Kardeşim, evet hepimiz geliriz buraya çalışmaya, para kazanmaya. Ama hepimizin konuştuğu kolları ben de söyleyeceğim. Ne götüreceğim bir tarafa? Tanrı'nın önüne karşılaştın mı? Ne diyeceksin ona? Diyecek sana, ne getirdin bana? Kimi kazandın? Hangi insan seni? Ya da birisi gördü mü seni diyecek İsa, bu beni getirdi sana. Bu konuştu bana, senin için ben getirdim. Sana derse diyecek, sen ne getirdin bana? Ömür ben çok işledim, çok kazandım, kazanlama ev yer bıraktım. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Başka ne getirdin bana? Emeği vakitim kalmadı. Mazeret değil mi? Başka ne getirdin bana? O zaman diyecek, çekil bana. Çekil bana. Sen asker misin? Değilse adım at. Bugün adım atma zamanı. Bugün adım atma zamanı. Bu mesajı aldığınızda bunu biliniz. Ve bugün adım atma zamanı. Amin. Yüce Tanrım sana şükrediyorum. Ya Rab, buraya bizi getirdiğin için, bu sözü konuştuğun için sana şükür. Ya Rab, hizmetçini kullandığın için sana şükür.